Şimdiye dek ışığı bir dalga olarak kabul ettik. Onun salınım halindeki elektrik ve manyetik alanlardan oluşan ve belirli bir yönde ilerleyen sürekli bir dalga şekliyle gösterdik. Neden dalga olarak kabul etmeyelim ki? Bu elektromanyetik radyasyon ya da ışıma küçük bir yarıktan geçirildiğinde kırınıma uğruyor. Bu dalgalara has bir özellik. Veya dalga kendi kendisiyle üst üste bindiğinde, mesela bir bölgede dalga var diyelim. Bu dalga başka bir elektromanyetik dalga ile bire birebir üst üste bindiğinde yapıcı girişim oluşuyor. Dalgaların fazları birbirinin tersi ise yıkıcı girişim oluyor. Bu da dalgalara has bir özellik. O halde elektromanyetik radyasyona neden dalga demeyelim ki? Bu soru herkesin aklına gelir. 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında fizikçiler şaşırtıcı bir şey keşfetti. Işığın ve diğer tüm elektromanyetik radyasyonların parçacık benzeri bir davranışla sergileyebildiğini fark ettiler. Ve bunu söylerken uzayın belirli bir bölgesine yerleşmelerini kastetmiyorum. Çünkü dalgalar yerleşebiliyor, evet. Dalgayı bir atım şeklinde gönderirsek bu dalga atımı yerleşmiş oluyor. Bu şekilde ilerlerken bir parçacık gibi görünür ama benim kastım bu değil. Ben çok daha sarsıcı bir şeyden bahsediyorum. Şunu diyorum. Fizikçilerin keşfine göre ışık sadece belirli miktarlarda enerji taşıyabiliyor. Yani taşıyabildikleri enerji miktarı sadece belirli değerler alabiliyor. Işığın taşıyabileceği bir minimum enerji paketi var. Bunun altında bir enerji söz konusu değil. Zaten kuantum mekaniği ismi de buradan geliyor. Kuantum sıçraması tabirini duymuşsunuzdur. İşte kuantum mekaniğinde keskin değer ayrımları söz konusu. Peki bu ışık parçalarına ne diyoruz? Bunlara foton adını veriyoruz. Fotonları nasıl gösteriyoruz? Bu kısım biraz zahmetli. Artık ışığın hem dalga hem de parçacık gibi davranabildiğini bildiğimize göre, ışığın her iki özelliğinde barındıran bir gösterime başvurabiliriz. Fotonları bu şekilde gösteriyoruz. Dalgalı bir parçacık olarak yani. Bir foton daha çizelim. İşte asıl problemimiz bu ki dalga parçacık ikiliği olarak biliniyor. Işık veya dolayısıyla diğer her şey hem dalgaya benzer hem de parçacığa benzer karakteristikler sergileyebiliyor. Klasik mekanikte bunun bir karşılığı yok o yüzden aklımızda canlandıramıyoruz. Günlük hayatımızda gözlemleyebildiğimiz hiçbir şey bu ikiliği sergilemiyor. Hem dalga hem de parçacık özelliği göstermiyor. O yüzden bu ikiliği görsel olarak bir çizimle tespit etmek imkansız. Ama yine de bir şeyler çizmek iyidir. Bu yüzden de fotonlarımızı böyle gösteriyoruz. Evet, burada bir dedektör olduğunu düşünelim. Bir ışık kaynağından gelen ışığın enerji miktarını ölçebiliyor. Bu dedektör eğer yeterince hassassa ya hiç enerji tespit etmez ya da tek bir atım görür. Enerji yok. Hop bir foton daha soğurduk. Bunun arası yok. Bir kuantum atımı 3 birim enerji taşıyor olsun. Şimdilik belirli bir birim vermiyorum. Fotonun enerjisi 3 birimse yani bu fotonlar 3 birim enerji taşıyorsa ya hiç enerji soğurulmaz ya da 3 birimin hepsi birden soğurulur. Yani sadece yarısının soğurulması mümkün değil. 1 veya 2 birim enerji de soğurulamaz. Ya tamamı soğurulacak ya da hiç. İşte bu yüzden adı kuantum mekaniği. Işık böyle ayrık bir davranış gösteriyor. Bir parçacık gibi ya enerjisinin tamamını aktarıyor ya da hiç aktarmıyor. Peki bu enerjinin miktarı ne? Merak etmeyin. Bunu bulmak için bir formülümüz var. Bir fotondaki enerji miktarı bu formülle veriliyor. İlk terimimiz Planck sabiti h. Küçük h ile gösteriyoruz. çarpı f. İşte bu kadar basit bir formül bu. F frekans demek. Peki Planck sabiti nedir? Planck aslında kuantum mekaniğinin babası. Bu sabitin ne olduğunu ilk bulan ve ışığın sadece ayrık miktarlarda enerji taşıyabildiğini ileri süren kişi. Planck sabiti aşırı derecede küçük bir sayı. 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniyeye eşit. 10 üzeri eksi 34. Fizikte bu kadar küçük pek fazla sayı yok. Çarpı frekans. Bu bildiğimiz frekans. Yani saniyede salınım sayısı demek. Birimi de Hertz. Peki, fizikçiler bu sabiti neden daha önce keşfedememiş sizce? Nedeni şu. Planck sabiti çok küçük bir sayı olduğu için fotonların enerjileri de inanılmaz derecede küçük. Ayrık miktarlarda taşınan bu enerjinin taneliliği o kadar küçük ki dalga kesintisizmiş gibi görünüyor. Ortada en küçük miktar diye bir şeyin olduğu belli olmuyor. Yani fark edilmesi çok güç. Şimdi buradaki enerji miktarına 3 birim demek yerine biraz daha net konuşalım. Mor ışığı ele alalım. Bir mor ışık fotonunun enerjisi ne kadardır? Mor ışığın frekansı 7,5 çarpı 10 üzeri 14 Hz. Şimdi bu sayıyı alıp Planck sabitiyle yani 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 ile çarparsak bir mor ışık fotonunun enerjisine ulaşırız. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 19 Joule eder. 5 çarpı 10 üzeri eksi 19. Bu son derece küçük bir enerji. Bu boyuttaki ayrık bir enerjinin görülmesi veya fark edilmesi oldukça zor. Lavabonuzdaki su gibi düşünün. Musluktan akan su sürekliymiş gibi görünür. Oysa içinde ayrık su molekülleri olduğunu biliriz. Yani bir su molekülü veya 10 su molekülü alabilir veya hiç su molekülü almayabiliriz. Alabileceğimiz su molekül miktarları ayrıktır yani. Ama bu moleküller o kadar çok ve o kadar küçüktür ki akan suyun sürekli olmadığını dışarıdan bakarak anlamak imkansızdır. Aynı durum ışık için de geçerli. Bu enerji aşırı derecede küçük. Her bir mor ışık fotonu çok çok küçük bir miktarda enerji taşıyor. Bu miktarın ne kadar küçük olduğunu şu örnekle anlatmaya çalışayım. Profesyonel bir beyzbol oyuncusu hızlı bir atışta topu yüz jüllük bir enerjiyle fırlatır. Bu hızlı beyzbol atışı için gereken enerjiyi elde etmek için bu mor ışık fotonlarından kaç tanesine ihtiyacımız var? Yaklaşık 2 milyon trilyon tanesine. Böyle söyleyince komik geliyor ama aklınızda canlandırabilirsiniz. 2 kentilyon foton. Bir beyzbol atışı için gereken enerjiyi taşıyabilmek için işte bu kadar çok foton gerekli. O yüzden bu enerjileri makroskopik boyutta gözlemleyemiyoruz. Gündelik hayatta yani makroskopik boyutta ışığı sürekliymiş gibi algılıyoruz. Işığın herhangi bir miktarda enerji taşıyabileceğini farz ediyoruz. Çünkü skala çok küçük. Ama yeterince yakından baktığımızda ışığın sadece belli, ayrık miktarlarda enerji taşıyabileceğini fark ediyoruz. Ha bu arada ışığın sadece küçük miktarlarda enerji taşıyabileceğini kastetmiyorum. Aksine ışık devasa boyutlarda enerji taşıyabiliyor. Ama bunu paketler halinde yapıyor. Şöyle düşünün. Şunlardan bir kurtulalım önce. Evet şöyle düşünün. Diyelim ki bir dedektörümüz var ve sorduğu enerji miktarını ölçüyor. Şimdi o miktarın grafiğini çizeceğiz. Dedektörün ölçtüğü değerlerin yani her ölçümde algılanan enerji miktarının grafiğini çiziyoruz. Yani grafiğimiz bir enerji zaman grafiği. Şimdi bu cihaz devasa boyutlarda enerji soğurabiliyor ve makroskopik boyutta ölçülen enerji miktarı böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi soğurulan ışık enerjisi miktarı gittikçe artıyor. Yani zaman geçtikçe daha fazla enerji toplanıyor. Ama bu grafiği bir de mikroskobik boyutta incelersek buradan bir foton soğurulmuş. Buradan da bir tane daha. Bir tane daha. Bir sürü foton soğurulmuş. Yakalanan bir sürü foton toplamda büyük bir enerji taşımış. Güzel değil mi? Sürece yeterince yakından baktığımızda işte bu basamaklı desenle karşılaşıyoruz. Çünkü dedektör fotonları belirli sayılarda soğuruyor. Belki bir anda 3 foton soğuruyor, başka bir anda 4 foton. Ama mesela 3,5 foton soğuramıyor. Çünkü bu grafik kusursuz bir süreklilik arz edemez. Enerji sorulması ayrık yani ya hep ya hiç şeklinde işlemek zorundadır. Makroskopik boyutta grafik sürekli görünür. Fakat mikroskopik boyutta aslında basamaklı bir şekil oluşur. Çünkü enerji ayrık paketler halinde geliyor. İşte o paketlerin taşıdığı enerji bu denklemle tanımlanıyor. Bu denklem bize tek bir fotonun enerjisini veriyor.